Merhaba sevgili izleyenler bir dünya sanat programıyla yine bu hafta sizlerleyiz Bugün stüdyo konuğumuz tarihçi, yazar ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Saro Dadyan bizlerin konu. Bugün kendisiyle Fosatte ailesi hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tabii şimdi Fosatti deyince belki bazılarınız ya kim bu Fosatti diyebilir ama şöyle söyleyeyim Ayasofya deyince anlayacaksınız. Fosatte ailesi Ayasofya için çok önemli bir aile. Dilerseniz bu kıymetli kardeşlerin, mimar kardeşleri bizi işin uzmanından dinleyelim. Saro Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş Nasılsınız? Çok teşekkürler siz. Ben deyim, teşekkür ederim. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi Fosatti ailesinden biraz bahsedelim isterseniz. Kısaca Gaspare hı hı. Fosatti kimdir? Hı hı. Yani şöyle Fosat ailesi aslında kökleri 13. yüzyıla kadar giden ve birçok mimar, birçok sanatçı hı hı. çıkartmış bir aile. İsviçre İtalyanı bir aile. İsviçre'de İtalyan kantonunda Morcote diye bir kasaba var. Oradan gelen bir aile. E Gaspari Fossati de yine babası yani dedesi de Venedik'te yerleşmiş bir şey. Mimar işte babası Venedik'te müteahhitlik yapan bir kimse. Kendisi de uzun yıllar Venedik'te yaşamış, liseyi Venedik'te okumuş. Daha sonra Brera'da e, Milano'daki Brera Akademisi'nde mimarlık eğitimi hı hı. yapmış. E, bir süre İtalya'da geziyor. İşte İtalya'da bir takım işte mimari çalışmalar yapıyor. Arkeolojik kazılara katılıyor. İşte bir takım yani bir taraftan şey de çok güçlü olan bir insan. Sanatçı tarafı da çok güçlü olan bir insan. İşte gravürler hazırlıyor. İşte İtalya'da yaptığı bu gezilere dair e, İtalya'da katıldığı arkeolojik kazılara dair işte bir takım gravür kitapları e, yayınlıyor. Daha sonra o dönemde e, tabii ki yani bu İtalya'da İsviçre'de bir mimarın ee, yeni projeler alabilmesi için hayatını devam ettirebilmesi için imkanlar biraz kısıtlı aslında o yüzden hı hı. O da, oradaki mimarlar o dönemde daha çok Rusya'ya bakıyorlar çünkü Rusya'da e, çok büyük yatırımlar var çok büyük e, şeyler var devlet eliyle inşaatlar var. Gaspare Fossati de diğer birçok kendisi gibi işte İtalyan mimar gibi e, o da Rusya'ya gitmek istiyor. Ve gidiyor, işte uzun yıllar Rusya'da kalıyor, Rusya'da çalışıyor, orada inşattı birçok yapı var. Hatta işte Rusya'dan imparatorluk mimari unvanını alıyor. Hı hı. Daha sonra da 1837'de İstanbul'a geliyor, yine Rusya vasıtasıyla. Hı hı. Ve 1858'e kadar İstanbul'da kalıyor. Bu şey 21 sene boyunca da işte İstanbul'da sizin de dediğiniz gibi hem Ayasofya'nın restorasyonu gibi birçok önemli işe imza atıyor, hem de yine birçok önemli yapının inşasını üstleniyor. Üstleniyor. Peki neden fosatlılar için Tanzimat döneminin mimarları deniliyor? Hı hı. Ee, yani şöyle tanzimat dönemi tabii ki her alanda e, çok büyük hı hı. değişimlerin yaşandığı e, bir dönem ve bu değişimlerin yani tabii ki bunlar sadece işte bürokratik reformlar falan değil bunların mimariye de yansımaları oluyor, şehre de yansımaları oluyor, sanata da yansımaları oluyor. Daha buradaki işte yerli mimarlar diyeyim daha eski usul çalışan mimarlar işte mesela Balyan ailesi gibi e, mimarlar bunlar daha çok yine saray için çalışmaya devam ederken işte mesela Balyanların Tanzimat dönemindeki işte yapılarına baktığınızda işte ne bileyim dolma bahçe sarayı işte kasırlar camiler falan yani hep saray için haneden için çalışmışlar. Fosantiler de aksine hep e, hükümet için çalışmış, bürokrasi için çalışmış. Yani sarayın inşaatlarını banyanlar yürütürken baba ailenin bürokrasinin inşaatlarını da fosantiler yürütmüş. İşte nedir mesela işte Osmanlı'nın ilk üniversitesi işte Darülfünun, işte hazineye evrak binası, Osmanlı'nın yine ilk arşiv binası, işte telgrafhaneye amire falan gibi hükümetin yaptırdığı yapıları fosatiler üstlenmiş. Hı hı. O yüzden aslında işte Tanzimat döneminin mimarları diye geçiyorlar. Bir de tabii ki üsluplarıyla da o döneme damga vurmuş. Damga. E, yeni bir akım başlatmış bir aile. Peki Gaspare Fosatti yani Fosatti kardeşlerin büyüğü hı hı. olan evet. e, Rusya Çarı'nın onay vermesi neticesinde İstanbul'a geliyor hı hı. ve Büyük Beyoğlu Yangını'nda kül olan Rusya e, Büyük Elçiliği binasını yerine yeniden ihtişamlı bir yapı yapıyor Doğru. değil mi? Bu olayı sizden dinleyebilir miyiz? Hı hı. Yani şöyle dediğim gibi Gaspare Fosatti hı hı. aslında işte, e, ilk olarak şeye gidiyor, Rusya'ya gidiyor. Orada işte bir takım çalışmalar yapıyor. İşte dediğim gibi şey alıyor zaten. işte imparatorluk mimarı ünvanını alıyor. Daha sonra işte sizin de dediğiniz gibi Beyoğlu'nda eskiden ahşap bir şey varmış Elçilik Sarayı ve bu yapı 1831'deki işte Beyoğlu yangınında yok olunca yeni bir sarayın işte inşası gündeme geliyor. İşte Gaspari Fosati'yi buraya gönderiyorlar önce 30, 1836'da işte bir takım keşifler yapması için. İşte buraya geliyor hem arazide keşifler yapıyor işte şeyleri çıkartıyor işte bütçe maliyetlerini çıkartıyor buradaki yerli ustalarla yerli hı hı. kalfalarla bir araya geliyor yani o da e, aslında enteresan mesela Banyanlardan işte bahsettik hani o dönemin Fosantilerle beraber işte en büyük mimar ailelerinden bir tanesi. Hani Balyanlar daha çok buradaki yerli Ermeni mimarlarla, Ermeni kalfalarla çalışırken Fosante mesela hep Rum kalfalarla işbirliği kurmuş. Yine işte Rum cemaatinin bir parçası olan Bulgar kalfalarla e, iş birlikleri hı hı. kurmuş. Hep onlarla çalışmış. Tabii ki yine Levantenlerle e, çalışmış. Peki bunun bir sebebi var mı bu tercihlerinin? E, tabii yani hani şeye bakarsanız işte oradaki anlatılara işte bir takım eski tarihi belgelere Hı -hı. falan bakarsanız yani orada bir cemaatsel bir şey var, örgütlenme var. Yani bu sadece e, o mimarların yanında çalışan ekiple ilgili değil, hatta bunların alışveriş yaptıkları işte bunlara e, tedarik sağlayan insanlarla bile ilgili. Yani işte dediğim gibi balyanlar hep Ermenilerle Ermeni cemaatiyle iş yaparken Hı -hı. işte Fosati de daha çok işte Rumlarla e, iş yapmayı tercih ediyor. Tabii ki dil faktörü de var, Levantenlerle iş yapmayı Hı -hı. E, tercih ediyor. Zaten şimdi Gaspar Ahiret Fosati dediğimiz zaman aslında tek başına bir insan değil. Yani o da yine işte bu Balyan örneğindeki gibi büyük bir mimarlık ailesi aslında. Yani e, aileden birçok kimseyle beraber e, ortak bir şekilde şey yapıyorlar, çalışıyorlar. E, neyse işte yani hani Rus elçilik sarayını inşa etmek Hı -hı. E, üzere İstanbul'a geliyor. Ve işte geldiğinde de e, yine kendi... Eşinin abi de mimar ve e, o da Rusya için çok önemli bir mimar Alessandro Ruska diye o da yine imparatorluk mimari unvanına sahip bir insan Alessandro Ruska da onunla beraber. İşte Gaspare Fossati'nin kız kardeşinin eşi Antonio Fornari diye İtalyan bir dekoratör ve İstanbul için önemli bir isim. İşte meşhurdur Naum Tiyatrosu Beyoğlu'ndaki evet. İstanbul'un ilk tiyatrolarından bir tanesi. Onun bütün dekorlarını yapan, ondan sonra Beyoğlu'ndaki işte Rus Sarayı da dahil ee, birçok yapının işte iç mimarisini düzenleyen bir isim Antonio Fornari. O da yine bu ekibin bir parçası. Daha sonra işte Gaspare'nin kardeşi işte Giuseppe Fossati var. Giuseppe Fossati de aynı şekilde Brera'daki... Ee Mimarlık Akademisinde eğitimini tamamladıktan sonra o da hemen şeye geliyor, İstanbul'a geliyor ve bu şeye katılıyor, e, ekibe katılıyor. Tabii şimdi şeyin inşası gerçekten o dönemde çok büyük bir olay oluyor. Ee, Rus Elçilik Sarayı'nın inşası o dönemde çok büyük bir olay oluyor. Çünkü 1830'ların başında İstanbul'da hala çok ciddi anlamda bir şey var. Ee, ahşap yapılaşma var. Yani hı hı. böyle kagir yapılaşma, öyle büyük görkemli yapılar falan hanedanın dışında yani işte sarayların, işte camilerin falan dışında böyle kagir yapılar, işte görkemli yapılar, kuleli bilmem neli yapılar falan yok. Ee, şimdi Rus Sarayı inşa edilince ve yani çok hakim bir noktada aslında İstiklal Caddesi'nden o kadar görkemli bir yapı olduğu anlaşılmıyor ama Boğaz'dan baktığınızda böyle 7 tane sütunun üzerinde e, yükselen, ondan sonra tam Beyoğlu'nun ortasına oturan ve bütün o şeyi, manzarayı kesen devasa bir yapı aslında, yapı kütlesi. E, bu yapı inşa edilirken tabi İstanbul'da çok büyük bir olay oluyor. Hatta o dönemde tabi hemen öncesinde şey olmuş zaten 1828... Osmanlı-Rus savaşı var. O dönemde İstanbul'da öyle dedikodular çıkıyor. Yani Çar İstanbul'u işgal edecek şimdiden kendisine saray yaptırıyor falan diye. Yani o kadar görkemli bir yapı. Ve tabii ki şeyin de ilgisini çekiyor bu. Yani devlet erkanının da ilgisini çekiyor. Ve bu şeye gidiyorlar. Yapının inşaatına gidiyorlar. İşte Fosati ile bizzat tanışıyorlar. İşte orada bir takım incelemeler yapıyorlar falan. Ki zaten Fosati'nin Osmanlı bürokrasisiyle özellikle de Mustafa Reşit Paşa ile yani tanzimatın amili. Mustafa Reşit Paşa ile ilişki kurması ve Mustafa Reşit Paşa vasıtasıyla işte Osmanlı hükümetinden de işler alması yine o şey vasıtasıyla oluyor, o yapı vasıtasıyla oluyor. Peki Rus Elçilik bina, Binası'nın İstanbul için e, önemi nedir? Yani İstanbul için önemi şu, yani dediğim gibi zaten çok ciddi bir şey var, ahşap yapılaşma var İstanbul'da bu. Evet. Kagir ama şey de değil yani taş da değil tuğladan yapılan hı hı. bir yapı. Aslında Osmanlı'nın da yani şöyle 1838'de daha tanzimat hiç ilan edilmeden hı hı. önce Mustafa Reşit Paşa'nın İstanbul'a gönderdiği bir takım Şeyler var, raporlar var ve bu raporların bir kısmı da şehircilik üzerine ve daha orada Mustafa Reşit Paşa bir yol haritası çiziyor aslında şehirleşme ile ilgili. Ve diyor ki bizim işte bir an önce bu şeyi bitirmemiz lazım, i̇şte ahşap yapılaşmayı bitirmemiz lazım. Çünkü devamlı yangınlar, devamlı işte yok olan bir şey, milli servet, işte düzensiz bir şehir, hani düzenli bir şehire geçebilmemiz için ondan sonra daha oturmuş bir başkent inşa edebilmemiz için kagir yapılaşmaya geçmemiz lazım diye. Ama bu kagirde tabii ki taş inanılmaz e, maliyetli hı hı. inşası çok zor falan. Aslında tuğla yapılaşmayı getiriyor şey Fosati. İstanbul'daki ilk tuğla yapıları e, inşa ediyor. Tuğlanın tabii hem maliyeti daha hı hı. ucuz hem işte yine kagir bir yapı işte yangına karşı e, dayanıklı. O yüzden zaten Osmanlı hükümeti de Fosati ile e, çalışmak istiyor ve Osmanlı hükümeti için inşa ettiği ilk yapı Beyazıt'ta Seraskerliğin içindeki askeri hastane bizim işte bu siyasi tarihimizde işte çok meşhur bir bina orası işte Bekir bölüğü olarak bilinen sonra hapishane olarak siyasi suçluların Hı -hı. hapsedildiği bir mekan olarak kullanılan e, yapı. Bir de e, bugün var olmayan işte Limon İskelesi karakolu önünde. bu ikisini Tuğla'dan inşa ediyor. Hı -hı. Şeye baktığınızda zaten onu çok açık bir şekilde görüyorsunuz Osmanlı arşiv belgelerine. Açıkça şeylerden bahsediyor bu yapılardan bahsederken. Yani işte İstanbul'da hiç böyle ardı arkası kesilmeyen işte yangınlar vardı bilmem ne. Ama işte Tanzimat'la beraber işte bu yeni dönemle beraber işte artık işte Fosateli'yle Tuğla yapılaşmaya geçtik. Ondan sonra işte bu tür yapıları işte devletin işte teşvik etmesi lazım, desteklemesi lazım falan diye belgelerde açıkça hı hı. bahsediliyor. Ve bu yapıları inşa ettiği için işte saraydan Fosateli'ye ayrıca şeyler veriliyor, ihsanlar veriliyor, para ödülleri veriliyor. Tulat yapılaşmayı İstanbul'a getirdiği için, ülkemize kazandırdığı evet. için. E, peki Rus Elçilik Binası'nın yapımı e, için yollanan Fosatti kardeşlerin gerçekleştirdiği çalışmalar tabii ki Sultan Abdülmecid'in de dikkatini çekiyor değil evet. mi? E, bu yüzden Ayasofya e, onarımı için Fosatti hı hı. kardeşlerin e, görevlendiriyor. Fosatti kardeşleri görevlendiriyor. Öncelikle galiba büyük abi olan Fosatti geliyor ardından da küçük kardeşi yardım için sonradan hı hı. geliyor. Bu onarımlarda kubbe, mihrap, minber işte içerideki ikonalar değil mi mozaikler tamir tamam. ediliyor. Peki burada önemli bir husus da Baylan ailesi o dönemde çok meşhur, çok hı hı. ünlü. Sultan Abdülmecit ama fosatli kardeşleri tercih ediyor onarım için. Bunun hı hı. bir sebebi var mı? Bir de o onarımlarda başka ne gibi onarımları olmuş evet. benim saydıklarım dışında onları sizden öğrenelim. İşte aslında Sultan Abdülmecit tercih etmemiş. Öyle mi? <laughs> evet o da şeydi enteresan bir belgeydi. Osmanlı arşivlerinde bulduğum bir belgeydi. Hı hı. Sultan Abdülmecit aslında Balyanları tercih ediyor. şeyi Ayasofya'nın restorasyonunu Balyanlara veriyor. Daha sonra Mustafa Reşit Paşa işte o dönemde Meclisi Vala hı hı. denilen işte hükümetin en önemli karar mercilerinden bir tanesi Meclisi Vala. Meclisi Vala'da Mustafa Reşit Paşa bu kararı bozduruyor ve işte belgede deniliyor ki her ne kadar diyor işte Ayasofya'nın restorasyonu Garabet Kalfa'ya havale edilmişse de işte Garabet Balyana. Ondan hem diyor Garabet Kalfa'nın işte işlerinin yoğunluğundan çünkü hı hı. o sırada Bahçe Sarayı'nı inşa ediyor. Hem de diyor işte bu Fosati'nin işte eski yapıları olan işte aşinalığından işte akademi mezunu bir şey olmasından, mimar olmasından dolayı işte bu yapının restorasyonunun Fosati'lere verilmesi daha münasip olur diyor. Mustafa Reşit Paşa o kararı bozdurup Fosati'lere veriyor şeyi, inşaatı. Hı hı. O dönemde Abdülhalim Efendi var o da işte şey tayin ediliyor, bina emini tayin hı hı. ediliyor yani amini de işte hükümet adına o restorasyonu işte takip eden işte harcama kalemlerini takip eden ekibi yöneten bir idari amir gibi hı hı. Abdülhalim Efendi de bir şey e, mimar sonra Abdülhalim Efendi'nin vasıtasıyla yeni kalfa diye e, İstanbullu Rum bir kalfa da bu şeye dahil ediliyor e, Ayasofya restorasyonuna dahil ediliyor e, tabii yani çok işte o dönem için çok zor bir şey aslında yani Ayasofya'yı iki sene boyunca Kapatıp ondan sonra işte bu cami kimliğinden çıkartıp hı hı. bir şeye dönüştürmek, bir inşa sahasına dönüştürmek. Ama diğer taraftan da çok önemli çünkü artık yapı çökme tehlikesi altındaymış. fosatin işte şey yaptıklarına göre, yazdıklarına göre. Tabii hı hı. bu Fosati'nin yani sadece Osmanlı'da yaptığı değil, bütün Dünyada adını duyuran bir şey oluyor, bir çalışma oluyor. Dediğim gibi iki sene süren bir çalışma hı hı. ve burada işte önce bütün binanın içini şey yapıyor, içini soyuyor. Dediğiniz gibi işte ilk Bizans mozaiklerini aslında ortaya hı hı. çıkartan. E, İsın Fosati. Evet, belgeliyor onları değil mi? Tabii, onları hem belgeliyor hem de dediğim en başında da dediğim gibi zaten arkeolojiye de çok meraklı Hı -hı. bir insan. Ayasofya restorasyonunu yürütürken tabii bir taraftan o sırada şey de devam ediyor. Ayasofyanın hemen yanı başında Darülfinun, Osmanlı'nın ilk üniversitesi inşa ediliyor. O da çok büyük bir inşaat. Hı -hı. E, her ikisi devam ederken bir taraftan da Sultanahmet'te ilk arkeolojik kazıları başlatıyor aslında. Ee, ve bir takım şeyler de buluyor. Mesela işte bu Sultanahmet Meydanı'nda işte yılanla sütün vardır, evet. üç başı kayıp. Mesela onun başlarından bir tanesini buluyor. Bugün işte hala Arkeoloji Müzesi'nde e, sergileniyor. Yine bir takım şeyler buluyor. Bizans eserleri buluyor. Bunları kayıt altına alıyor. O dönemde gerçekten ciddi bir kamuoyu oluşturuyor. Beyoğlu'nda bir takım konferanslar veriyor. Bu biraz önce bahsettiğim işte şeyde, Naum Tiyatrosu'nda. Hı hı ve bunları kitaplaştırmak istiyor aslında. Bütün bu mozaiklerin şeylerini yapıyor, çizimlerini yapıyor. Ayasofya restorasyonu Hı -hı. sırasında yaptığı işte bütün çalışmaları e, tek tek özetliyor falan ve şey yazıyor Rus Çarı'na, e, yazıyor. Böyle bir kitap yayınlamak istediğine dair. Çar'dan şey istiyor, maddi yardım istiyor. Neyse Çar'da başarılarının <laughs> devamını da diliyor ve öyle bir yardım gelmiyor. Bu sefer Sultan Abdülmecit'ten yardım istiyor ve Sultan Abdülmecit bu maddi desteği veriyor. Londra'da bir şeyle anlaşılıyor, yayın yayineviyle anlaşılıyor. Aslında Fosat'inin ilk amacı şey yapmak, e, Bizans mozaiklerini yayınlamak. Ama Çardan yardım alamayıp da Sultan Abdülmecit'ten yardım aldığı için Bizans mozaiklerini biraz arka plana itip daha böyle işte yapının cami kimliğini ön hı. plana çıkartan hı hı. 25 tane renkli gravür hazırlıyor ve bu gravürlerin önünde de bütün restorasyon sürecini anlattığı bir şey var. E, kitapçık var. İşte bu kitap daha sonra şeyde yayınlanıyor. Londra'da yayınlanıyor. Hı hı. İşte hatta Sultan Abdülmecit bu kitabı bir diplomatik hediye olarak kullanıyor. O dönemdeki bütün devlet başkanlarına bu hediye olarak gidiyor. Tabii bir taraftan dediğim gibi çok büyük bir kamuoyu oluşuyor. Yurt dışından da Avrupa devletleri de tabi onlar da kendi Kimliklerini, tarihlerini Bizans'la özdeşleştirdiği için e, bu mevzuyla çok ilgileniyorlar. Onlar da kendi arkeologlarını buraya gönderiyorlar. Mesela o sırada işte Prusya Krallığı işte Salzemberg diye bir arkeoloğu İstanbul'a gönderiyor. O da fosatilerle beraber Ayasofya restorasyonunda işte çalışıyor, bir takım şeyler yapıyor, çizimler yapıyor. Tabii sonra Fossati da kitap yazmak istediğini anlayınca kavga ediyorlar. Ayasofya'dan kovuyor onu falan yani öyle çekişmeler de var ama neyse günün sonunda Hı -hı. mesela Selzenberg de Almanya'da kendi kitabını yayınlıyor. İşte Hı -hı. yine orada o tabii daha çok şeyi ön plana çıkartıyor. Bizans mozaikleri evet. üzerinden e, bir anlatı ortaya koyuyor. Bir rekabet oldu yani tabii, orada. Tabii tabii ister istemez oluyor. Peki 1933 yılında az önce de söylediğiniz gibi bir yangın sonucunda yıkılmış olan Darülfünün binasını Hı -hı. yine Fosati saray Üslubu'nda yeniden inşa ediyor, değil Hı -hı. mi? Yani yok şey yani fosatlı sıfırdan Hı -hı. inşa ediyor. Sıfırdan. Ee, 1933 yangınında bina tamamen, tamamen yok oluyor. Tamamen yıkılıyor. Yani o aslında Hı -hı. şeyin e, Tanzimat döneminin en büyük projesi Darülfünün Hı -hı. E, ve Birçok aslında mesajı olan bir yapı çünkü o döneme kadar tabii ki Osmanlı'da şey yok yani batı anlamında bir üniversite eğitimi yok hı hı. E, ve tanzimat döneminde aslında ilk defa bütün yani şeyden işte Sıbyan Mektebi'nden ilkokuldan şeye kadar işte rüştiyelere liselere bilmem neye kadar işte en büyük eğitim reformu aslında tanzimat döneminde hı hı. E, yine yapılıyor ve Darülfünun'un da inşasına o sırada başlanıyor. E, ee, Darülfünun inşaatı da Fosati'ye veriliyor. Şöyle aslında Fosati'nin İstanbul'da kalmak gibi bir niyeti yok. Yani 1846'da şeyi bitiriyor e, Rus sarayının inşasını. 1846'dan sonra geri dönmek istiyor. Daha sonra Mustafa Reşit Paşa kendisini Babali'ye çağırıyor. İşte Darülfünun inşaatı için konuşuluyor. E, dediğim gibi Tanzimat döneminin en ön, yani Tanzimat bürokrasisinin en önem verdiği e, yapı bunun da işte Fosati tarafından işte inşa edilmesi isteniyor. Fosati ile kontratlar, sözleşmeler imzalanıyor. Bunun üzerine Fosati e, burada kalmaya karar veriyor. Ve şöyle e, Tanzimat devlet, Tanzimatçı devlet adamları diyorlar ki hani bugüne kadar e, devlet adamları hep alaylı bir şekilde yetişti. İşte babarliğe ye giriyorlardı, işte küçük yaşta bir o bütün eğitimlerini orada alıyorlardı falan. Bundan sonra devlette yer alacak olanlar bu Darülfünun'dan mezun olmak zorunda olacaklar. Yani Gerçekten hmm. üniversite eğitimi alıp ondan sonra ancak devlet adamı olabilecek. Diğer taraftan da şöyle bir şey var. O güne kadar eğitim hep ayrıydı. Cemaatsel yine bir yapı vardı. İşte her cemaatin kendi okulları var. İşte her cemaat kendi dilinde eğitim veriyor. İlk defa Darülfünun'da deniliyor ki, bu okula Müslüm, gayrimüslim herkes alınacak. Ondan, Fark etmiyor. Tabii tabii Osmanlı tebaası herkes alınacak. Ondan sonra ve burada işte aynı Avrupa'daki örneklerde hmm. olduğu gibi şey yapacaklar. Ee, bir yüksek öğrenim görecekler. Burada hangi bölümler olacaktı, hangi dersler okutulacaktı falan. Mesela arşivde ona dair hiçbir şey e, görmedim. E, belge görmedim ama Fosati'nin yaptığı projelerde şeyleri de çıkartmış. Kat planlarını da çıkartmış. Kat planlarında yazmış. Mesela... İşte El, El Sine'ye ekaliye dershanesi diyor. El Sine'ye ekaliye azınlık dilleri demek. Mesela azınlık dilleri üzerine bir amfi planlanmış. Ondan sonra işte ne bileyim riyaziye işte matematik dershanesi diyor. İşte Fransızca dersliği Hı -hı. diyor, Arapça dersliği falan hep böyle daha çok dil üzerinden giden bir şey kurmuş, plan kurmuş. Ee, neyse aslında bir şey hazırlıyor ilk. E, daha küçük kapsamlı bir proje hazırlıyor. Yine işte Ayasofya, en başından beri Ayasofya'nın yanı düşülüyor zaten bu Hı -hı. şey için, arazi için. E ee, o dönemde buna karşı çıkanlar da oluyor. Çünkü işte buraya Müslüm gayrimüslim herkes girip çıkacak. Hani Ayasofya o dönemin en önemli işte şeyi Eseri. camisi bilmem ne, hani bu nasıl olacak falan diye karşı çıkanlar Hı -hı. falan da oluyor ama özellikle orada ısrar ediyor şey. Peki orada özellikle ısrar etmesinin bir sebebi var mı? E tabii var. Ondan <laughs> sonra çünkü Ayasofya şey yani o dönemde dediğim gibi hem en önemli cami hem de aslında bu geleneksel işte eğitimi eee de devam ettiren. Ondan sonra işte bu geleneksel eğitimin de işte en önemli sembolü aslında. Yani orası sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bir şey e, okul. Evet. Hani hem onun hemen yanına işte Tanzimat artık kendi modern Hı -hı. şeyini inşa ediyor, kendi modern e, okulunu, kendi üniversitesini, yüksek öğrenim merkezini inşa ediyor. Ve işte dediğim gibi Fosati ilk projeleri hazırlayıp Babali'ye verdiğinde e, Babali'de yazılan bir şey var, e, belge var. Şeyi beğenmiyorlar aslında, projeyi beğenmiyorlar çünkü küçük buluyorlar. Diyorlar ki bu daha görkemli bir şey. o Yani açıkça tek tek böyle anlatıyor. Bu diyor işte daha görkemli bir yapı olmalı, ondan sonra işte İstanbul'un her yerinden, boğazdan görünmeli. Yani biraz şeye öykünüyorlar. Biraz Rus olmuş. sarayına öykünüyorlar evet. açıkçası. Yani bütün o manzarayı kesecek, boğazdan tamamen görünecek. Beklenti yüksek tabii. Ondan sonra işte başta diyor şey olmak üzere işte Avrupa olmak üzere herkesin nazarında işte çok büyük bir eser olarak kabul edilmeli. Öyle olmalı, böyle olmalı falan filan diye anlatıyorlar. Neyse Gaspare Fossati aslında ilk şeyi planlıyor. Yani iki katlı işte avlulu, kuleli bir yapı planlıyorken. Babal'den böyle bir geri dönüş olunca bu sefer işte 3 katlı işte iki tane avlusu olan işte yine kuleli devasa bir şey planlıyor, yapı planlıyor. E, bu yapıyı iki senede aslında tamamlamayı öngörüyorlar. Fosanti ile de onun için ya, bu şekilde şey yapıyorlar. E, kontrat imzalıyorlar. Ama sonra öyle olmuyor. Çünkü gerçekten inanılmaz devasa bir yapı ve o arazinin hepsi devlete ait değil. Çok büyük istimlaklar gerekiyor. işte birçok hukuki sorun çıkıyor. İşte dediğim gibi bir taraftan bu yapının gerçekleşmemesi için işte Sultan Abdülmecid'de bir takım baskılar yapılıyor falan derken o yapı, yani iki senede bitirilmesi düşünülen yapı 18 sene sürüyor. Ee, fosati bitiremiyor zaten en sonunda yani o döneme kadar Fosati dönmüş oluyor. O döndükten sonra ancak bitiriliyor. Ee, i̇lk Darülfünün olarak Hı -hı. E, açılıyor işte bazı halka açık bir takım şeyler veriliyor, dersler veriliyor Hı -hı. falan. Daha sonra üniversite olarak kullanılmıyor o yapı yapının bir kısmını maliye nezaretine veriyorlar, bir kısmını efkaf nezaretine hı hı. veriyorlar. Daha sonra Cumhuriyet döneminde işte İstanbul Adliyesi olarak kullanılıyor. Zaten sonra dediğiniz gibi 1933 yangınında da tamamen yanıp yok oluyor. Yok oluyor. Peki Osmanlı arşivlerinde de yer alan diğer fosat yapıları nelerdir? Hı hı. Yani dediğim gibi genelde hep şey yani Osmanlı arşivlerinde şey çok enteresandı. Bir defter hazırlamışlar 1858'de Fosati artık İstanbul'dan ayrılacağı zaman hı. tabi Mustafa Reşit Paşa falan vefat etmiş Ali Paşa o sırada sadrazam yani bunlar kimdir falan gibilerinden bir defter hazırlamışlar. Hı. Çok enteresan bir defterdi 3 bölümde hazırlanmış İlk bölümde inşa ettiği yapılardan bahsediyor hı hı. ikinci bölümde planlayıp inşa edemediği yapılardan bahsediyor mesela onlar hakkında hiç belge yoktu neredeyse onların hepsi oradan tespit edilebilmiş oldu. Üçüncü bölümde de işte bürokraside yer aldıkları işte bir takım görevler, makamlardan falan bahsediliyor. İnşa ettikleri işte neler? Dediğim gibi işte Darülfünun. Daha sonra Darülfünun'u hastaneye çeviriyorlar Kırım Savaşı sırasında. Fransız askerleri kullanıyor orayı. Ondan da yine bahsediyor bu şeyde belgenin içinde. İşte e, hazineye evrak binası. Hazineye evrak da Osmanlı'nın ilk resmi şeyi, arşivi. Ve çok yakın bir zamana kadar işte 2010 yılına kadar hala Osmanlı arşivleri olarak kullanılan yapıydı. Babali'nin içinde böyle iki katlı kubbeli bir yapı hala bugün ayakta duruyor. Şu Bu, an Pekin'e olarak kullanılıyor? Bugün Irsika kullanıyor orayı. Irsika'nın şeyi hmm. e, genel merkezi. İşte Osmanlı arşivleri kağıthaneye taşınınca orası Irsika'ya verildi. Oranın hemen karşısında e, şey vardır, alay köşkü vardır hmm. şeyde e, Babali'de. Alay Köşkü'nün yanında işte o Suri i Sultani denilen şeyler var, surlar var. O surların hemen önüne ilk telgraf binasını inşa ediyor, telgraf merkezini inşa ediyor, telgrafhaneyi, amireyi. Hı hı. Ee, onu da aslında ilk iki katlı bir yapı olarak inşa etmiş. Daha sonra 1900'lerin başında işte iki kat daha bir başka mimar eklemiş, dört katlı bir yapı olmuş falan. Ve onun da yani tam olarak ne zaman kaybolduğu, ne zaman ortadan kaldırıldığı belli değil ama yani muhtemelen o da 1900 lerin başında 1920'li yıllarda falan ortadan kalkmış bir yapı. O da bugün yok. Peki küçük kardeşlerden Giuseppe Fossatti'nin bir yarım kalmış projesi var değil mi? Bulgar Kilisesi. Aynen Bulgar Kilisesi'ni de e, aslında Giuseppe planlıyor ve şey yapamıyor, inşa edemiyor. Yani Bunlar üç kardeş hı hı. aslında. İşte Gasparri, Giuseppe bir de Virgilio diye bir kardeşleri var. Hı hı. O da mühendis. O daha çok mühendislik işleriyle ilgileniyor. E, Giuseppe'nin yarım kalan Bulgar Kilisesi projesi de yani belki de orada Gaspare ile beraber de yine ondan da yardım almıştır, beraber çizmişlerdir. Ama projelerde Cüsteppe'nin imzası var. E, o kilisenin inşasına da başlanıyor. İlk şey İstanbul'daki ilk Bulgar kilisesi. Çünkü Bulgarlar daha önce işte Rum cemaatine bağlıydı, ayrıldılar sonra. E, Bulgar cemaati aslında küçük bir Ayasofya'ya sahip olmak istiyor. Yani bunu açıkça söylüyorlar zaten. Yani o dönemin yayınlarında, hatıratlarında işte bir Ayasofya inşa etmek istiyorlar. Kendi o bağımsızlıklarını göstermek için Rum Patrikhanesi'nden. O yüzden Fosati'lere gidiyorlar ve Giuseppe Fosati de gerçekten işte küçük bir Ayasofya modeli hazırlıyor şey için, e, Bulgar cemaati için. Hı hı. E, işte bunun Osmanlı hükümetinden de işte gerekli şeyler alınıyor, işte izinler alınıyor, işte şeye Maddi başlanıyor. Maddi destek. Maddi destek değil yani onu cemaat destekli ama tabi izni hükümetten hı hı. alıyorlar. Ee, neyse işte bir şeyle işte törenle işte temel atma töreni yapılıyor işte inşaata başlanıyor falan ama yani bu zaten sonrasında da 50 sene süren bir sorun oluyor Bulgar cemaati için. Ee, kilisenin arazisi çürük bir arazi yani bugün işte Balat'taki bu demir kilise dediğimiz yapının olduğu arazi aslında işte orada inşa edilecekti. Ee, şey kayıyor temeller kayıyor ee, bir şey yapılamıyor inşaat yapılamıyor bunun üzerine işte fosatiler şey yapıyorlar işte rıhtıma Taş bloklar yerleştiriyorlar toprağı desteklemek için. işte yeniden inşasına başlanıyor, yeniden temeller atılıyor ama yine bir faydası olmuyor. Tekrar işte temel kayınca falan. E, Giuseppe Fossati'nin o projesi yarım kalıyor. Zaten daha sonra demir kilisenin inşa edilme sebebi de o. Arazi çürük olduğu için kagir ağır bir yapıyı taşımıyor. Metal e, daha az baskı yaptığı için toprağa daha sonra işte bugünkü demir kilise inşa ediliyor. Peki Mustafa Reşit Paşa türbesi? Fosatlı kardeşlerin son, son çalışması, yapısı. değil mi? Son Aynen. yapısı. Daha sonra İstanbul'dan ayrılıyorlar. Hı hı. Peki buradan ayrıldıktan sonra nasıl bir hayat yaşıyor Fosatlı kardeşler? Yani muhtemelen zaten buradan ayrılma sebepleri de Mustafa Reşit Paşa'nın vefatı. Değil Çünkü mi? dediğim gibi yani Fosatileri himaye eden aslında Mustafa Reşit Paşa ve yine işte o dönemin en güçlü hı hı. isimlerinden Sadık Rıfat Paşa. yani Osmanlı belgelerinde de devamlı bu görünüyor. Yani her istediklerini onların vasıtasıyla elde edebiliyorlar. Bütün mimari projelerini onların eliyle alıyorlar ve ironik bir şekilde işte dediğiniz gibi inşa ettiği son yapıda Mustafa Reşit Paşa türbesi evet. oluyor. Önce şeye dönüyorlar, e, İsviçre'ye dönüyorlar. Hı hı. Ee, ama burayla şeylerini koparmıyorlar temaslarını koparmıyorlar İşte hatta yine İstanbul'a gelme girişimleri oluyor İşte 1867'de mesela bir mimarlık yarışması açılıyor Çemberli Taş'ın hı hı. restorasyonu ile ilgili İşte Giuseppe Fossati de o yarışmaya e, katılıyor ee, birkaç kere deniyorlar İstanbul'a gelmeyi tekrar ama bir daha hiç gelmiyorlar. Daha sonra şeye yerleşiyorlar İşte bir süre İsviçre'de yaşadıktan sonra Milano'ya yerleşiyorlar. İşte Milano'da çalışmalarına devam ediyorlar. Hatta Milano'nun ana meydanı vardır İşte doğma meydanı. Evet. Ha, doğma meydanının da işte düzenlenmesinde yine işte şey çalışıyor işte Giuseppe Fossati çalışıyor. İşte doğma meydanında inşa ettikleri yine bir yapı var. Hatta Giuseppe Fossati'nin işte oğullarından bir tanesi o inşa sırasında işte düşüp vefat ediyor falan. Ee, ve son şeylerini son yıllarını e, Milano'da geçiriyorlar. Daha sonra vefat ettiklerinde de yine işte İsviçre'de e, Morkote'de Hı -hı. bir aile mezarlıkları var. Oraya defnediliyorlar ve hala bir şey, e, Gaspare Fossati'nin mezarı işte Giuseppe Fossati tarafından işte Osmanlı üslubunda işte tasarlanıyor. Ve işte mezarın üzerine bir Ayasofya rölyefi yerleştiriliyor işte Ayasofya'yı restore ettiği için. Çok güzel yani dolu dolu aslında geçen bir mimarlık hayatı Tabii. değil mi? meslek hayatlarında. Peki 19. yüzyıl batılılaşma dönemine Fosat'ta ailesinin katkıları nelerdir? Biz Balyan ailesini biliyoruz. Tabii her ne kadar bazı kesim tarafından Balyan ailesinin İstanbul'un özünden kopuşuna sebep oldu tarzında minvalinde görüşler ortaya atılsa da batılılaşma dönemine Balyan ailesinin çok katkıları var. Peki Fosat ailesinin katkıları nelerdir? Fosat ailesinin katkıları da yani birincisi dediğim gibi aslında yeni bir e, inşa tekniği getiriyorlar İstanbul'a. Yeni bir inşa tekniği getirmiş oluyorlar işte bu şeyle beraber e, tuğla yapılaşmanın e, desteklenmesiyle beraber. Hı hı. İkincisi yani o dönemde aslında sadece Osmanlı'da değil bütün e, Avrupa'da neredeyse neoklasik mimari özellikle tercih edilen bir şey. E, tercih edilen bir üslup yani o dönemin işte o milliyetçi politikaları, kimlik politikaları hı hı. nedeniyle Neoklasik mimari daha çok böyle bir imparatorluk üslubu gibi kabul ediliyor aslında. Yani dediğim gibi bu İtalyan mimarların Rusya'ya gitme sebepleri de o. Çünkü Rusya'da da daha çok bu üslup tercih edildiği için İtalyan mimarlar daha kolay projeler alabiliyorlar. Neoklasik üslubu da yine işte İstanbul'a getiren aslında şey oluyor, e, oluyor. Şimdi böyle bir Osmanlı üslubundan kopuş şöyle aslında tam tersine o dönemde yeni bir Osmanlı üslubu yaratma e, arayışı var ki bunun da öncüleri aslında işte yine Fosati ve şey e, Balyanlar e, bunlar yani Fosatilerde, Balyanlarda işte eski Osmanlı başkentlerinde işte Bursa'da özellikle bir takım şeyler yapıyorlar, geziler yapıyorlar, çalışmalar yapıyorlar e, işte eski Osmanlı üslubu üzerine çalışıyorlar işte e, onların süslemeleri üzerine çalışıyorlar mesela İsviçre'de işte e, Gaspar Fosati ailesinin bir şeyi var e, arşivi var ve o arşivde işte Gaspare Fosat'in hazırladığı çok büyük bir fotoğraf albümü var. O fotoğraf hı hı. albümünde görüyorsunuz zaten, yani birçok Osmanlı yapısını belgelemişler, aynı şey fotoğraflarını çekmişler. Aynı şekilde e, birçok şeyi e, Bizans yapısını belgelemişler. İşte dediğim gibi Bursa'da işte bir takım şeyler yapmışlar, çalışmalar yapmışlar hı hı. ve Fosat'lar aslında o eski Osmanlı üslubuyla neoklasik üslubu işte harmanlayıp yeni bir Osmanlı hı hı. üslubu e, yaratmaya çalışıyorlar. İşte zaten bunu. En belirgin örneği de Mustafa Reşit Paşa türbesi, işte oryantalist bir yapı. Ee, ama bugün biz oryantalist diyoruz. Onlar daha işte Osmanlı e, tarzı, Osmanlı üslüyü bu e, olarak görüyorlar hı hı. bu şeyi. E, üslüyü bu. E, diğer taraftan da aslında Avrupa'daki bir mimarın çalışma tarzını da şeye getiriyor, İstanbul'a getiriyor. Yani. Ee, o güne kadar işte Osmanlı'da işte bu yapılar mimarlara nasıl veriliyor? İşte bir takım müzayede usulleriyle veriliyor. Hı -hı. İşte e, bir yapı yapılacağı zaman işte mimarlardan projelerini, bütçelerini hazırlamaları işte bekleniyor. İşte birçok mimar çalışıyor, projesini, bütçesini falan hazırlıyor. Ve bunların arasından bir tanesi devlet tarafından müzayede gibi işte en düşük bütçeyi kim verirse o seçiliyor falan. Fosati böyle çalışmıyor. Yani aynı şey gibi Avrupa'daki mimarlarda olduğu gibi. Ee, bir mimarlık ücretiyle aylıkla çalışıyor projelerini işte e, hazırlıyor ondan sonra işte şeyini ortaya koyuyor işte kaç yılda inşa edeceğini ortaya koyuyor onun üzerinden bir mimarlık ücretiyle hı hı. E, çalışıyor o sistemi de aslında İstanbul'a ilk getiren e, fosatiler, fosatiler oluyor. oluyor. Ee, bu anlamda Fosatti ailesinin de katkılarını en az Balyan ailesi kadar katkısı olduğunu söylemekte de mümkün değil mi? Doğru. Peki sizin de kitabınız çıktı. Bu arada Doğru. Hayallerde Kalan İstanbul. Doğru. Ee, Sarodadya'nın yeni kitabı. E, ilginizi çekecektir mutlaka. Çok güzel bir kitap. E, ben... Burada e, kısaca isterseniz bahsedelim kitabınızdan. Evet. Yarım kalan mimari eserlerden mi bahsettiniz? Doğru. Bu da mi? işte İstanbul'da gerçekleşmeyen, hı hı. yarım kalan e, mimari şeyler, projeler. İşte yaklaşık 150-200 kadar projeler içinde. İşte bir bölümde zaten dediğim gibi Fosantilere ait. Direkt yani o şeyde işte arşiv belgesinde hı hı. Fosantilerin yine nereden baksanız 20 tane işte gerçekleşmemiş şeyi vardı İstanbul'da projesi vardı. Böyle işte şeyden 1500'lerden başlayıp 1950'lere kadar gerçekleşmemiş projeleri işte derleyen anlatan bir kitap oldu. Tamam. Ee, peki ben şimdi son olarak bir de bir sorum var size sormak hı hı. istiyorum. İstanbul mimarisi deyince sizin aklınızda e, ilk olarak ne canlanıyor? İstanbul mimarisi deyince yani birçok şey aslında hani bir tek bir şeye refere vermek çok zor da yani ilk akla gelen Mimar Sinan'dır herhalde evet, Yani mimar en Sinan. belirgini. Peki hangi eseri desem? Yani Mimar Sinan'ın sin gerçi Hı -hı. bütün eserleri bütün eserleri öyle ama yani benim gerçek Hı -hı. bütün genel olarak hani Edirne falan filan da dahil Mimar Sinan eserleri arasında benim zaten en sevdiğim yani bilmiyorum bir şekilde beni en çok çekeni Süleymaniye'dir. Süleymaniye, değil Hı -hı. mi? Hem iç mekandaki Her süslemeler, çini yapılar. Peki neden bu ihtişamlı yapılar günümüzde yok? Yani bu modernizmin getirdiği bir tek düzelik mi aslında? Yani bu sadece modernizmin getirdiği bir tek düzelik değil artık şeyin de değişmesi yani yaşamın hayatın da değişmesi. Yani en basit işte şu pandemi döneminde bile gördük ki aslında ofislere bile artık hı hı. şeyimiz yok, ihtiyacımız yok. Yani bir de tabii ki mimarlık... E, Sadece şey değil yani sanatsal bir üretim e, değil yani bu işte aslında gücün iktidarın da bir e, şeyi göstergesi. O yüzden zaten baktığınız zaman hep değişim dönemlerinde Hı -hı. işte hatta belki bazı zaman zaman kaos dönemlerinde en önemli şeyler üretilmiş işte mimari eserler üretilmiş. Yani o şeyin işte bir şekilde o siyasi erkin ondan sonra işte gücün şeyi Hı -hı. olarak göstergesi olarak ve tanzimat döneminde de bunların işte e, çoğalması e, aslında işte birçok önemli yapının işte o dönemde inşa edilmesi tesadüfi değil. Çünkü çok önemli bir şey, tarihi bir dönüşüm, işte siyasi bir dönüm noktası. Yeni bir sistem kurulmuş. Ondan sonra ve yepyeni bir dünya yaratılmaya çalışılıyor ve bu yeni dünyanın göstergesi olarak da tabii ki işte görkemli, işte büyük. Ondan sonra devletin de işte gücünü gösterecek. İşte aslında modernleşmenin e, faydalarını bir şekilde halka e, açıkça gösterecek şeylere ihtiyaç duyuyorlar, eserlere ihtiyaç duyuyorlar. Mesela o dönemde sadece böyle büyük işte saraylar, Darülfünun falan filan değil, aslında anıtlar da mesela inşa etmeyi e, planlıyorlar, hı hı. İşte, e, şey e, Tanzimat idarecileri e, ve onda da yine fosati işte bir takım şeyler hazırlıyor, projeler hazırlıyor ama tabii ki anıt e, İslam toplumu da Çok hoş karşılanmayan bir şey olduğu için mimari obje olduğu için onları yapamıyorlar ve bunları Hı -hı. işte bir şekilde yani o değişimi işte o e, devletin işte erkeni gücünü e, mimari eserlerle işte diğer mimari eserlerle fonksiyonel e, mimari eserlerle işte göstermeye çalışıyorlar. E, tabii bugün de hala uygulanan bir şey bu yöntem bu aslında Hı -hı. yani bugün de baktığınız zaman işte yeni inşa edilen şeylere yapılara bir şekilde işte devlet o hala şeyini göstermeye çalışıyor işte varlığını. E, gücünü göstermeye çalışıyor, çalışıyor bazı yerlerde ama mesela özellikle işte Avrupa'da falan artık bu terk edilmiş bir şey. terk edildi Peki fosat da Ailesi günümüz mimarisine etkiliyor mu diye sorsam yani günümüz mimarisine hı. çok büyük bir etkisi yoktur Çünkü dediğim gibi hani daha bunlar şey klasik mimarlar hı. İşte neoklasik üslü e, bu devam ettiren mimarlar hı hı. E, günümüze yani şöyle Tabii ki o dönemde şehri yeniden aslında bir anlamda şekillendirdikleri hı hı. için yani mesela işte Sultanahmet Meydanının işte ön plana çıkartılması e, yani işte şehrin işte yeniden e, planlanması yeni şeylerin açılması arterlerin açılması falan gibi şeylere öncülük ettikleri için bugün yaşadığımız modern İstanbul'da tabii ki hala şeyleri var e, bir izleri Etkileri bir katkıları var, e, var ama hani tabii ki günümüz sanatçılarını Bugün nasıl etkilerler, günümüz mimarlarını nasıl etkilerler? E, o anlamda artık çok büyük bir şeyleri kalmamıştır herhalde. Etkileri kalmamıştır. Kalmamıştır. Peki sanat ve mimari alanında İstanbul'a getirdiği yenilikler var mı? hı. hı. Yani sanat ve mimari şöyle yani dediğim gibi zaten çok yönlü bir insan hı hı. şey e, Gaspare Fossati. Yani bir mimar olmanın ötesinde hep işin şeyini de düşünmüş, akademik kısmını hı hı. da düşünmüş. Yani işte Ayasofya'yı da restore ederken dediğim gibi işte öncelikle şeyleri belgelemeye çalışıyor. İşte bütün e, Ayasofya'nın içindeki Bizans mozaiklerini belgelemek istiyor. Tek tek bunların çizimlerini yapıyor, yerlerini işaretliyor. E, işte şeyler hazırlıyor, e, bir takım kitaplar hazırlıyor, yazarlar. E, ...yaptığı çalışmalarla ilgili. Aynı şekilde Giuseppe Fosanti'nin de Milano'da yayınladığı bir kitabı var... ...Bizans mimarisi diye. İşte o da aynı şekilde Ayasofya'da yaptıkları restorasyonu... ...buradaki Bizans eserlerini e, anlatıyor ve e, şey yapıyor, e, belgeliyor. Yani o yüzden sadece böyle klasik bir mimar olarak değil... ...yani çok yönlü, hakikaten bir işte mimar, işte gravürcü, sanatçı... ...işte hatta dediğim gibi e, arkeolog olarak işte düşünmüşler. Daha kapsamlı düşünmüşler Hı -hı. ve çalışmışlar aslında. Yani çok yönlü aslında. Çok evet. da yetenekli mimar Aynen. kardeşler. Yani o yüzden mi? sadece şey değil yani mimari üslubu değil aslında o şeyi de yani bir Hı -hı. şey sanatsal üretimi de bir şekilde başlatmışlar ve devam ettirmişler. Yani ondan önceki mimarlara baktığımızda... pek mesela onu, mesela Balyanlar'da falan öyle bir şey yok. Yani Balyanlar da çok büyük yapılar inşa Hı -hı. etmişler. Ondan sonra işte birçok sanatçıya hamilik etmişler. Birçok sanatçıyı himaye etmişler ama Mesela baktığınız zaman hani onların kendi yaptıkları bir işte sanatsal çalışma, yayınladıkları işte kitaplar falan yok. yok. Ama işte Fosatiler hani o anlamda daha tabii ki zengin bir aile. Daha zengin ama aslında Balyanlar da birkaç kuşak mimar aile değil mi? E tabii onlar Fosat... da dört kuşak boyunca evet saray mimarlığı yapmış saray bir mimarlığı, aile. Fosattiler. Fosatiler. Fosatiler tabii ki sadece işte 21 sene boyunca buradalar. Hı hı. Dediğim gibi daha sonra şeye dönüyorlar. E i̇şte önce İsviçre'ye, daha sonra İtalya'ya dönüyorlar. Bu arada hala devam ediyor e, Fosati ailesi. E, İsviçre'de işte ailenin bir kolu devam ediyor. Yani benim özellikle işte tanıştığım Isabella Polombo Fosati Kaza isminde bir hanım vardı. E, çok enteresan bir isim o da. Yani o da bir mimarlık tarihçisi işte Venedik'te Kafoskari Üniversitesi'nde. İstanbul'da çok yakından e, bilen birisi. İşte 5 sene boyunca İstanbul'da yaşamış. Çünkü eşi Michel Cazat e, Fransa'nın eski İstanbul Başkonsolosu. O yüzden 5 sene boyunca burada Palais de France'da yaşamışlar. Ve e, o da tabii kendisi de mimarlık tarihçisi olduğu için buradayken işte bu fosat yapıları üzerine, işte ailenin tarihi üzerine bir takım şeyler yapmış, çalışmalar yapmış. O dönemde işte İtalyan 99'da yanılmıyorsam. İtalyan Kültür Merkezinde işte İstanbul'daki İtalyan mimarlar üzerine bir konferans serisi başlatmış ve dediğim gibi işte Fosat ailesi İsviçre asıllı ama Venedikle de bağları olan işte Venedik'te de eserler inşa etmiş bir aile ve Venedik'te işte yaklaşık işte altı kuşaktır onların elinde olan bir aile evi var İşte Casa Fosati hı hı. diye geçiyor İşte bu bahsettiğim hanım da hala o Venedik'teki evde yaşıyor. Ee, mesela orada zaten şey yapmıştık işte tanışmıştık yani o evde olmakta işte o evdeki eşyalar, tablolar, işte yüzlerce yıllık aile hatıraları, işte devasa bir kütüphane falan ee, ayrıca tabii ki çok etkileyici bir şeydi ortamda. Sizin için de meslek hayatınız için de unutulmaz ee, bir tabii, an olmuştu. Aynen benim de üzerine çalıştığım bir aileyi hani bayağı 6-7 kuşağını gözler önünde görmek çok etkileyiciydi. Hı. Sara Bey maalesef programımızın sonuna geldik. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadığınız için, buralara kadar geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyenler, Bir Dünya Sanat programının bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sanatla kalın.